56. ayet, Şeytan Allah'a sığınırım, Rahman suresi. Orada bakışlarını yalnızca eşlerine çevirmiş. Kadınlar vardır. Ki bundan önce kendilerine ne bir insan ne bir cin dokunmuştur. Namuslu ve dokunulmamış temiz bir kadının güzelliğini Allah vurgulamış oluyor. Yani gayrimeşru herkesle ilişkiye giren bir kadının güzel olmayacağını, etkileyici olmayacağını, sadece eşini seven kadının güzel olacağını Kur'an vurgulamış oluyor. Şu anda Rabbinizin hangi nimetini yalanlayabilirsiniz? Sanki onlar yakut ve mercan gibidirler. Allah yakuta benzetiyor, mercana benzetiyor. Yani o düzgünlük, o güzellik, o parlaklık, o etkileyicilik yakut ve mercandaki çekicilikle Allah kavramaları için benzetme yapılarak açıklanıyor. Ama tabi dünya yakut mercanı gibi değil. Çok daha mükemmel. Şu halde Rabbinizin hangi nimetini yalanlayabilirsiniz? İhsanın karşılığı ihsandan başkası mıdır diyor Allah. Siz güzel bir ihsanda bulunuyorsunuz. Ben de size güzel bir ihsanda bulunuyorum diyor Allah. Şu halde Rabbinizin hangi nimetini yalanlayabilirsiniz? Şeytanı Allah'a sığınırım. Bu ikisinin ötesinde iki cennet daha var. Şu halde Rabbinizin hangi nimetini yalanlayabilirsiniz? Alabildiğine yemyeşildir. Her taraf yeşillik diyor. Bahçelik, bağlık, güzellik. Şu halde Rabbinizin hangi nimetini yalanlayabilirsiniz? İçlerinde durmaksızın fışkırıp akan iki pınar vardır. Kesintisiz akan pınarlar insanın çok hoşuna gider. Yani su, pınar olarak, ırmak olarak olsun, deniz olarak olsun çok hoşuna gidecek şekilde yaratılmıştır. Şu halde Rabbinizin hangi nimetini yalanlayabilirsiniz? Cenab-ı Allah bu ayette sürekli nimetin yalanlanamayacağını defalarca vurguluyor. Ki ahirette onlara hatırlatma olsun diye inşallah. İnşallah.